Aziz dostlar, gördüğünüz kimi 520 voltluq güc kaynağımız Netstyle Britaniya. Ondan sonra kasamızın içindeydi bir tane ledli soğudumcumuz, göy renkte. Bir tane 1 TB'lık hard diskimiz var, Festplatte 1 TB. Ondan sonra burasında önünde de bir tane göy renkte kullerimiz var, soğudumcumuz var, dehidraterimiz var. Bunları hamısını özüm üzerinde taktım ki rahatlıkça göstereyim. Gördüğünüz gibi Salman firmasının kutusu var. Burada da bir ışığımız var, gördüğünüz gibi. Burada da bir rengarenk ışığımız var, burada ışıklar çevirmek için. Burada bir soğutucumuz var. Burada anada kartımız var. Bunu değiştirecek. Bu eski köhne, mesela bunun tarihi 2006, bunun tarihi ise 2008, gördüğünüz gibi 2008. Kullerimizin soğutucusu USB 3, USB 3'ümüz var, 2 adet screen RAM'larımız var, dediğimiz gibi LED. Ondan sonra ve gel esas işe, esas buradadır. Burada da özel bir grafik kartımız var. Şimdi ise ben grafik kartımızı açıp size göstereyim, ekran kartımızı. Ekran kartımız 1 GB Asus. Burada da kablo takma yeri var, Asus. Bu kompütürümü PUBG için yıram. Gördüğünüz gibi kompütürümüzü yığaq ve başlayaq.
Thank you.
sonra. Şimdi arkadaşlar size öncelik yapmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar bilgisayarımız hazır. Hiçbir problemsiz topladık bilgisayarımızı. Şimdi bilgisayarımızda PUBG'yi deneyeceğiz. İnşallah toplayalım onu yerine. Kasamızı toplayalım. Ekran kartımız burada. Bayağı uzunmuş. Ekran kartımızı deneyelim, ondan sonra işlemcimizi deneyelim, ondan sonra bakalım bilgisayarımız ne olacak. Ben öncesi bunu güncellemem lazım. Bilgisayarı güncellemem lazım. Güncelledikten sonra denemeye geçecek. Bir şey hazır.
Bilgisayar hazır. Toplayalım ve işimize geçelim. Yerimiz böyle gördüğünüz gibi. Bulduk, hazır. Bir de size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bilgisayarınızı prosesörü değiştirdiğinizde, işlemciyi değiştirdiğinizde, prosesörü değiştirdiğinizde bilgisayarınıza hep güncelleme yapmanız lazım. USB ile BIOS'tan girip güncelleyeceksiniz. Gördüğünüz gibi bilgisayarımız bu. Güzel soğutucumuz var. Her şeyimiz güzel. Şimdi biz bunu PUBG'de de deneyeceğiz. Bunu videoda paylaşacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bilgisayarımız açıldı. 9.45. Şimdi bekleyek. Gördüğünüz gibi bilgisayarımız orada. Şimdi bilgisayarımızın açılmasını gözleyeceğiz. Ve budur. Gördüğünüz gibi bilgisayarımız her geçende ekran kartıyla prosesörümüzün değişmesi bizim işimize yaradı. Ve AMD 5, bu ise AMD Pentium AMD 2 Plus. Bu da i5'imiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bilgisayarımızın ışıklandırılması ve ekran kartımızın her şeyimiz normal. Ve gördüğünüz gibi budur. Windows 10'umuz açıldı. Sadece olarak sürümümüzü yükleyeceğiz ekran kartımızın. Burada da gördüğünüz gibi Asus Wi-Fi'miz var. Asus Wi-Fi'miz. Şimdi açılsın bilgisayarımız ve ondan sonra güncellememizi yükleyek. Neyse, sağ olun, salamat kalın aziz dostlar. Gördüğünüz gibi burada da PUBG'miz var. Sağ olun, salamat kalın. Sağlıcakla kalın. İndi ise gelin ben burada ilk növbədə komutumuz biraz açıq olsun. İndi yeni prosesör koyduğumuz için onun için biraz komputerimiz özüne gelecek. Özüne geldikten sonra özüne gelmesini gözleri. Sürümünü indirerek ekran kartımızın, ondan sonra devam ederek. Neyse, sağ olun, salamat kalın aziz dostlar. Görüşene dek Allah'a emanet olun, özünüzden rivayet olun. İndiyse aziz dostlar prosesörümüzü açtık ve budur. Gördüğünüz gibi AMD Pentium X4 945 3.1 GHz. Yani bizim işlemcimizin bunu basalım ve burada da ben size göstereyim 4 nüveli olduğunu. GHz. 4 nüvelidir. 4 nüvelidir. O birisi ise o bir köhne de
4 nömrəli idi, amma 2.5 GHz. İndi isə tamamilə bilgisayarımız tam sərbəst şəkildə, gözəl sərbəst şəkildə gördünüz. 12 psixoloji olaraq tərtəmiz hər şey əla işləyir. Sağ olun, salamat qalın, görüşənə dək.